Arkadaşlar merhaba, ekranlar başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum. Oyunumuz Hearthstone'un yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Yaklaşık 4 dakika sonra Nisan ayı rank ödülümüzü alacağız arkadaşlar. Şu an Mayıs ayına girmiş bulunuyoruz. 1 Mayıs bugün günlerden. 1 Mayıs işçi ve emekçi kardeşlerimin bayramı kutlu olsun. Şimdi ödülümüzü almaya geçmeden önce son durumumuz nedir ona bir bakalım. Etkinliği ben 2 günde 3 günde tamamlamıştım. Etkinlik ödüllerimizi alalım arkadaşlar. 2500 XP'ye ulaştık. 3-6 tane paketimiz, bir tane de burada Paladin'in yeni hero avatarı, hero skin'i var. Yirel. Yirel şeyde de vardı ya hero'su. Heroes of the Storm'da Yirel'in çok güzel hero'su vardı. Onu da bayağıdır oynamıyorum. Etkinlik görevlerimizi yapmıştık. Reward Struck ödül yolunda da hep maksimum zaten. Böyle göstereyim. Bir tane, üç tane arena giriş kartımız var. 127 leveliz, 128 level olmak üzereyiz. Achievement ödüllerimiz var, onları da alalım. Tamam. Profilimizde Twist mod kapalı, Standard modda Diamond 9, Wild modda Diamond 4. seviyedeyiz. Hangi hero'dan ne kadar win aldığımı merak eden arkadaşlar buradan görebilirler. En çok Rock 1524 win elde etmişiz. Biraz Warrior oynadım, biraz Rock oynadım. Dead Knight, Demon Hunter ve Warrior kalmış 500 win olmayanlar. Profilimiz bu şekilde. Şimdi bir deste oluşturma kısmına değineceğim arkadaşlar. Bir dakika süremiz var. Biraz sonra görüşürüz. Come on in. You're gonna be excited to see who's here. Evet, geldik rank ödülümüze. Diamond 4. Tamam. Hepsinden var. Olmayan bir şey olursa güzel olur. Ney? Location. He. Bu Demon Hunter kartı. Hepsinden var. Sanırım. Epic. Ney? Paladin kartı. Tamam. Evet, Mayıs ayı sezonu kart arkalığı bu şekilde arkadaşlar. 5000 elde etmeniz durumunda bu kart arkalığını alacaksınız. Evet, yeni görev de geldi. Mage Priest Rock. 1000 XP. Tamam. Shop'a bir şey mi geldi? Bunları geç. Beleş bir şey varsa alalım. Rockmaster Woon. Thorim Stormlord. Durit. Bu yeni gelmiş. Geç. Hiçbirini sevmedim. Tamam. Buralar tamam. Bu yeni geldi. Buralara baktık. Evet.
Ha, bundan yeni çıkmış bize. Bir tane. Tamam. Evet arkadaşlar, deste oluşturma kısmına değineceğim. Şeyden bahsetmek istiyorum. Bizbank Workshop'un kartlarından bir sonraki bölümümüzde incelemesini yapmadığımız kartlardan ne kaldı? Druid'in ilk bakışını gerçekleştirdik. Hunter kaldı. Hunter'ın da King Plush 9 mana 6'ya 6 statlara sahip legendary kartımız. Battlecry özelliğine sahip bir kartımız. Bu kart oynadığımız zaman Return All Minions Weightless Attack Damage to Their Owner's Deck. Bunun atağından düşük bütün minionları arkadaşlar deck'e gönderiyor. Benim deck'ime mi ki, yoksa rakibin deck'ine mi? Owner's deck. İki tarafın deck'ine gönderiyor galiba. Bu kartla ilgili bir deste oluşturalım diyorum ama bu kartı nasıl değerlendirebiliriz? Mesela ona bir bakalım. Bunu oynamıştım ben Wishing Well'de. Bunu geç. Bu epic. Rock kartımız. Sonya'yı ilk bakışını gerçekleştirdik. 5 mana 5'e 5 statları sahip bir pirate. Shoplifter Goldbeard. After summon a pirate, sonrasında bir pirate summon yaptığın zaman summon a copy of that attacks random enemy then dies. O oynadığın pirate'ın da bir kopyası summon oluyor ve rastgele bir düşmana saldırıyor, sonrasında ölüyor. Bunu Sonya ile değerlendirebilir miyiz acaba? Bir manaya düşürüp bunun kopyasını alsak. Bunun ilk bakışını gerçekleştirebiliriz veya başka ne var? Shooter Block oynadık. Agatha var. Draw 2 spell. 5 mana veya daha fazlaysa Transform into Slimes. Tamam. Agatha var. Game Master Names'i var. Bir Demon Deck'i yapabiliriz. Bunu oynayabiliriz. Sonrasında Gepetto'yu oynadık. Colifero Artist. Draw a minion, transform all other friendly minions, copy of it. Bunu da deck'ine güzel bir kart göndereceksin veya deck'inde güzel bir kart varsa onun kopyasını summon yapacaksın da bunu nasıl yapabiliriz? Bunu oynadıktan sonra mı göndereceksin? Bunu bilmiyorum. Buna bir bakarız. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Görmek istediğiniz, oluşturmamı istediğiniz deck'le alakalı, kartla alakalı bir deck yapalım. Nemsi mi olsun? Şu kartlarımız kaldı, şu iki kartımız. Nemsi var. Agatha kaldı. Rock şu olabilir. Bunu Sonya ile yapabiliriz. Bunu ucuzlatmamız gerekiyor ama bir manaya getirip geç şu bir pirate kartımız vardı. Minyatürs çıkıyordu ya, hani 3 mana düşürüyordu. Onunla olabilir. Bununla deneyebiliriz. Emperor Torusan gibi ucuzlatıcı kartlar koyup o olabilir. Veya şu 3 manalık bir kart vardı. Şuradan bir tane dekimizi silelim ya. Şu neyi? Bunu herhalde Wishing Well'deki yapmışım. Ha, şu Exhumed görevini yapmak için böyle bir Wishing Well'deki oluşturmuştum. Tamam, bunu silelim. Şimdi bir tane örnek bir deste oluşturalım. Kartımızı koyduk. Sonya'yı da koyalım. Şimdi ucuzlatıcı kartlarımız Wild Mode'da mı yapalım? Wild Mode'da seçenek daha çok. Ha, şu kartımız olur bak. 3 mana düşürüyor. Şundan bir koyalım. Spell'ler ucuzlatma. Shadow Step koyabiliriz. Combo kartı 2 mana düşürüyor. Bu combo mu?
Yok, combo değil. Şunu oynasak 2 mana düşse bu 3 manaya denk gelir. Bunun ölmesini sağlayıp kopyasını alsak desem. Onu geç. Spell. Neydi ya? Spell'i mi ucuzlatıyordu bu? 3 damajdı minion. Ölürse sonraki kartın, tur içerisinde oynayacağın sonraki kartın 2 mana düşürüyor. 2 mana düşüyor, 3 manaya denk gelir. Death Rattle. Onu geç. Scabs olur. Bu Death Rattle değil. Bu olmaz, bu olmaz. Bu ney? Ha, diğer sınıfta onu da geç. Onu da geç, onu da geç. Bunları geç. Hayır. Hayır, hayır. Ucuzlatıcı. Spell ucuzlatma. Onu geç. Şu ney? Ha, bu legendary kart. Bu da olabilir. Pekala. Ya bir Emperor Torisan falan aklıma geliyor. Başka da ucuzlatıcı güzel bir kart. Weapon. Onları da geç. Onları da geç. Mech ucuzlatma. He, onu da geç. East. Yok abi, Emperor Torisan aklıma geliyor. Onu da geç. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bunlar olmaz. Aa, Emperor Torisan yok mu? Beş mana. Bunu koyduk diyelim hadi. Bir de şöyle manasını de böyle bir arama. Hero Power. Concoction, onları da geç. Onları da geç. Death Rattle, Spell. Hayır. Şu olabilir. Bir koyalım. Sonya'yı koysak birebirlik kopyasını bir koyalım, sonra çıkarma yapabiliriz. Şu olur bak. Bunu oynadıktan sonra, şunu oynadıktan sonra şunla alıp tekrar bir manaya düşürüp Sonya ile tekrar bunun kopyasını alabiliriz. Şey de koyalım, dur. Preparation. Preparation'da şunu ucuzlatırız. Nerede o kartımız? Şu muydu? Preparation'da bunu 1 manaya denk getirsek. 1 mana. Şunu oynasak. Bunun minyatürünü alsak. Bu 3 mana düşer. 2 manaya denk gelir. 4. Sonya 4. Emperor Torisan'la ucuzlatsak. Bunu minyatürüzle bunu 2 mana düşürsek, bir de Emperor Torisan'la düşürsek, bu 4 manaya düşse Emperor Torisan'la elimizdeyken, sonra bu 4 manaya düştüğü zaman Sonya'yı oynarız, bunun minyatürüz kartını oynarız, bunu oynarız, bu o zaman 3 mana düşecek, 1 manaya denk gelir. 4, 5, 6, oynadık diyelim. Sonrasında şunu oynarız. Tekrar geri alırız. Tekrar geri oynarız. Yani 9 manada 8, 9 veya 10 manada bunun kombosunu gerçekleştirebiliriz. Başka böyle Sonya'yı çıkar ya. Bunu charge yapsak. Charge
Yapabilir miyiz? Gerçi Rush Minion kartı vardı değil mi? Rush da yapabiliriz. Yine 3, 5. Yine aynı şeye denk geliyor ya. Bak Potion of Illusion olabilir. Başka Scabs olabilir. Koyulabilecek kartları koyalım. Sonra bir eleme yapalım. Dur. En mantıklısı o. Şu neydi? Şu kart da ucuzlatıyordu değil mi? Ha, bu Frenzy olursa elimdeki kartları bir mana ucuzlatıyor. Bütün kartları mı ucuzlatıyordu acaba? Canı 4. Bir tane koyalım. İki tane koyalım bir. Shadowcaster olabilir. Yani koyulabilecek kartları koyuyoruz. Tamam. Şimdi Pirate diyelim. Bunu destekleyici başka ne var? Kendisi Pirate değil mi? Pirate. Şunu alalım. Koyalım. Summon'a Pirate Draw'a kart. Bunu oynamıştım sanırım. Combo Copy of This. Ha bak bu da olur. Bunu oynayacaksın. Bunu oynayacaksın. 8 mana da. Bunun kopyasını çıkaracak. Bunu oynadığın zaman bunun da kopyası çıkıyor. Öyle de olabilir. Bak bu da olabilir. Bu kart da olabilir. Pirate. Şundan koyabiliriz. Edwin. Tamam. Şunun Huktask'taki de yapabiliriz. Şimdi draw kartlarımızdan başka neler var? Şimdi Shadow Step koyduk. Breakdance falan koyabiliriz. Koyalım. Demeyiz. Coin koyabiliriz. Sonra Return kartı onu geç. Dredge bunlardan da koyabiliriz de. Secret Passage koyabiliriz. Clock, Evasion falan onlardan koyabiliriz. Kopyasını da şey yapabiliriz bak. Şundan da koyabiliriz. Şimdi Sonya'yı çıkar abi. Tane bundan koyalım. Hatta iki tane koyalım. Shadowcaster'dan bir tane çıkar. Bundan koy. Scabs. Scabs'ı da çıkar. Tamam mı? Koyalım. Bir tane. Tamam, şimdi bu test diyelim arkadaşlar, tamam mı? Bir tane maç atalım.
Deneme amaçlı bir tane maç atalım. Önümüzdeki bölümde de destenin üzerinden bir daha geçeriz. Eğer güzel olursa, kafamıza yatarsa bu şekilde oynarız veya değişiklik yapıp öyle bir şekilde yaparız. Şimdi bir maç atalım. What the fuck? Niye intihar etti bu şimdi? Valera versus Nemzi. Let's have some fun. Watch your back. Şunları gönder abi. Şunla şu ikisini çekeriz. Evet, bu maçımız arkadaşlar şu yeni kartımızı test etme amaçlı örnek bir deste oluşturduk. Bakalım. Deck Tracker programını açmadım ya, tüh. Neyse. Demon Seed. Güzel. Şimdi bize Sonya lazım. Bunu kullanmayacağım. Bunu o 3 manalık legendary kartımız var ya, onda kullanayım diyorum. Bu beni öldürebilir ya. Ben bunun kombosunu yapana kadar bu adam beni öldürebilir. Clock yerine Evasion koysaydık bak, daha iyi olurdu. Ne oluyor abicim? Onun kopyasını al. Çok güzel. Adam bizi öldürecek ya. Daha piyasada Sonya bile yok. 21 canım kaldı. Bu 2 manaya düşüyor ya. 1 mana olsaydı ya bu. Elimizde bir de Sonya olmuş olsaydı çok güzel olurdu.
Hadi ya, biraz hızlı oyna. Son aşaması mı? Son aşaması. Kopyasını alabilirim. Bir, bunu oynasam. Bunu oynasam. Üç. Kaç şey kaldı? Dört. Şöyle yapalım. Tamam. 3, 5, 7, 9 kartımız var. Sonya gelmedi ya. Bir, üç. Sonra bunu geri alsam, sonra kopyasını alsam, tekrar bunu summon yapsam. Deneyelim. Wow! Malam yetmiyor. Vay, enteresan. La Sonya olaydı bak, şunun şeyini alırdık, kopyasını ya. Tamam. Bu beni öldürür. Well played. Abi Sonya olaydı ya. Tüh. Senin Allah belanı versin. Ve dönme. Gönder. Şuna bak. Bari şunları birer mana ucuzlatalım. Sonya ile şunu.
dysfunctional. Here we go. Coin'ini boşa kullandı. Here we go. Şimdi coin kullanacağız, şu bir oynayacağız, sonra Emperor Torisan. Aslında artisi de koyabiliriz ya. Mesela dur bakayım. How long can you hold you? Now this is treasure. Let's all free your raven up. Efficient is sufficient. Take a burn. Here we go. Şunları birer mana ucuzlatırsak. No! Take a look. This one. Yeah. Yeah.
treasure ain't fit for a pirate. Here we go. Ya Sonya da gitti ya. O da gitti. Geber ulan! Yes! We did it! Başardık! Geber! Evet, destede birazcık değişiklik yapmak gerekecek. Güzel. Evet arkadaşlar, bu yeni kartımız neydi ismi? Shoplifter Goldbeard'in ilk izlenimini gördük arkadaşlar. İşlevini gördük. Mesela buradan çıkaracağımız kartlar, şeyi çıkaralım. Neyi çıkaralım? Ya da bir sonraki bölümümüzde bunun bir değerlendirmesini yaparız arkadaşlar. Destemizden bazı kartlar çıkaralım. Daha güzel bir deck yapıp o şekilde oynayabiliriz. Önümüzdeki bölümde Bizbank Workshop'un, şunu kapat, kartlarından, legendary kartlarından Hunter'ın mı? Bunu geç, bunu çok da aham şaham bir kart değil. Hunter'ın, Rock'un, Hagata'nın, Nemsi ve şu iki kartımız. Bunlardan birinin ilk bakışını mı gerçekleştirelim, yoksa yine bu Shoplifter Goldbeard'in üzerinden destemizi biraz daha düzenleyip bununla ilgili bir maç mı yapalım? Siz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Bir de Arena maçımız vardı ya. Arena şeyim benim yarım kalmıştı. Arena mı oynayalım? Bu ne? Bir maçım bir şeyim vardı. Bu ne abi? Aa bu niye böyle olmuş? Bir daha devam ediyordum ben. Yarım bırakmıştım. Hocam daha iki şeyim var benim ya. Bu niye böyle oldu? Dekim de bu şekilde hazırlamıştım ama. Bir maç kazandım. Bir loss'um vardı. Kaybım vardı. Hocam play diyemiyor mu? Goddammit, geri de çıkamıyorum. Bu niye böyle oldu ya? Allah Allah, geri de çıkamıyorum. Bak hala boşa gitti, görüyor musun? Allah kahretsin ya. Ah. Tamam. Böyle dursun. Sonra yine şeyim boşa gitmesin ya. Kaldığımız yerden devam ederiz. Bakayım. Tamam. Seçim yapıp sonra deckimizi oluştururuz. Arena mı oynayalım? O bahsettiğim hero'lardan birinin ilk bakışını mı gerçekleştirelim, yoksa
Shoplifter Goldbeard'in yeni bir deck'ini oluşturup veya destemizi düzenleyip o şekilde bir maç mı yapalım? İlk bakışını gerçekleştirdik. Gördük. Güzeldi. Biraz daha fırsat verseler daha güzel combo yapabilirdik. Yine de fena değildi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi sizin desteklerinize bağlı. Yine ekranın köşelerinde kanalımdaki diğer seri videolardan veya videolardan bazılarını görebilir. Bunları keyifle izleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Birbirinden eğlenceli videolar sizleri bekliyor. Bir sonraki bölümümüzde görüşün. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Hoşça kalın. Bye.